Evet kıymetli dostlar, hepiniz bir videomuzu daha hoş geldiniz. Golbar.com'a ve Kayseri Ödülüme Hastanesi'ne selamlar ileterek başlamak istiyorum. Asıl selamı da sizlere iletiyorum kanala destekleriniz için. Ki şikayet altındayız arkadaşlar. Herhalde artık e, bulduğunuz herkese tutup zorla kanala abone etme vaktinin geldiğini anlamışsınızdır. Şikayet altında olmasak bile tam vakit bu vakittir. Çünkü Fenerbahçe camiası topyekun birlik olmak zorunda. Bu birliği sağlayan kitlelerin arkasından gidin arkadaşlar. Ama sizi şiddete, sizi küfre, sizi saldırıya vesaire yani başınıza iş açacak olaylara yönlendiriyorsa asla ve asla arkasından gitmeyin. Benim böyle bir emelimin amacımın olmayacağını bildiğiniz için rahatlıkla takılabilirsiniz. Aziz Yıldırım'dan Trabzon'daki olaylar için açıklama. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım Trabzonspor maçından sonra yaşananlarla ilgili sözcüden Aykut Erkin'e konuşmuş. Devlet 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözmezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak ki maç sahada meşale atıldığında iptal edilmeliydi. Diyor. <laughs> ne oluyor lan? 4 Nisan 2015'teki otobüs kurşunlanma olayını çözmezse, çözemezse bunlar yaşanır. Yani ilk iş onu aydınlatmak meşale atıldığında maç iptal edilmeli diyor. Şampiyonluk yarışına girimden sonra şampiyonluk yarışı %50-50 Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım demiş. Şimdi ben Aziz Yıldırım'daki bu polyanlacılığı anlamıyorum. Yani Galatasaray maçına kadar puan kaybetmeyip orada bu kadar oyun oynamışken hani oyunların ayyuka çıkacağını hiç mi düşünmüyor? Yani şu ana kadar yapılan oyunların kralının orada yapılacağını hiç mi düşünmüyor? Ben size senaryoyu vereyim. Daha dakika 5. He Fred ananamı sövdün. Al kırmızı kart deyip hakemin kırmızı kart göstereceğini falan anlatayım size. Belki beşe bile varmayacak. Portekizce bilmeyen Portekizce'den dolayı küfür yani Portekizce küfür etti diye kırmızı kart verdi ya. Ne anlatıyorsunuz ya? Allah Allah. Şimdi az ben bu poliyanlacılığı da çözemedim. Onu da belirteyim. Trabzon'da ihmaller zinciri. Gelin bu konuyu bir kez daha ele alalım. Artık bıkmışsınızdır da. Önce hakem Halil Mutmeler saldırıya uğradı. Rize Spor'la başkentte oynanan Ankara gücü maçında Ankara gücü başkanı bir şeyler yaptı. Pazar günü Trabzon Fenerbahçe maçından sonraki görüntüler geceye damgasını vurdu. Korner direği söküldü. Altı bıçak gibi ekranlara yansıdı. Taraftar sahaya girdi. Bıçak çekildi. Tekmeler yumruklar havada uçuştu. İşte ihmaller zincirinin halkaları. İlk olarak arkadaşlar neden polis yoktu? Maç sonunda sahaya giren saldırganları durdurmaya çalışan sadece özel güvenlik görevlileriydi böylesine önemli bir maçta saldırıda polis neden yoktu? Amaç neydi? Millet birbirini öldürsün, iç karışıklık çıksın mıydı? Arkadaş, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı her derbi maçında maçın son 5 dakikasında oraya dizilir şeyler. Hatırlasanıza polisler oraya dizilirler sıra sıra. Şimdi polisin en azından bir yetki alanı var. En azından polis bunun eğitimini almış. Özel güvenlikçiler Allah'ına seversen sabahın akşama kadar oturup enteresan senaryolar üretip işte doğudan PKK'lılar girecek, üstten şey girecek, Rus istihbarat servisi de Ardahan tarafından girecek falan filan. Ya geçin bunlar ya. Güvenlik görevliler polis kadar etkili olmaz. Bir de oradaki güvenlik görevlisi oradaki vatandaş ama polis görevini yapmak zorunda olan vatandaş. Devletin memuru. Şimdi devam edeyim. İsmail Kartal kafama, koluma vücuduma 4 demir parçası isabet etti dedi. Bunlar sahaya nasıl girdi? Herhalde arama yapılmadı. Neden kapalı yapıldı? Yani tüm Uygar ülkelerde, büfelerde su satışları sahaya atılmaması için ağzı açık satılır. TFF talimatı olmasına rağmen sular niye kapalı satıldı? Yani e, hocam Ramazan dolayı, Fenerbahçe stadında Ramazan vardı. Sadece Trabzon'da mı Ramazan var? Neden 33'lük su petleriyle satış yapıldı? Bir de o var. Maç niye tatil edilmedi? Stadyuma bu kadar şey nasıl girdi? Pasolik uygulaması, statlarda suç işleyenleri tek tek tespit edilecek diyerek hayata geçirildi. Ancak saldırganlar illegal olarak başkasının kartıyla stadyuma nasıl girdi? Arkadaşlar yurt dışından gelmiş de falan filan. O zaman bundan sonra bütün pasolikleri iyi denetlenecek. Yurt dışından gelen kimse giremeyecek. Saha içinde polis kamerası sürekli taraftarların görüntüsünü alıyor. Maskeli saldırgan bu kameralara yansımadı mı? Gerekli önlemler alınmadı mı? Trabzon Emniyeti risk derecesi son derece yüksek bu maçın gerekli önlemleri almadı mı diyor Hürriyet Gazetesi. Yani düşünsene Trabzon Spor'un sezonda bir maçı var. O maçta da bu kadar zaaf. İnsanın aklına bilerek mi yapıldı olarak geliyor ya. Başka bir şey gelmiyor. Ya bu kadar zaaf olamaz arkadaşlar. Bu kadar zaaf olamaz yapamazsın izin vermezler. Hani bir olimpiyat sporcusu düşünün olimpiyata hazırlanıyor. Olimpiyat günü geliyor ben koşmak istemiyorum ya. Sırtım ağrıyor biraz o geçsin de belki koşarım diyor. Ne dersiniz? Ulan sen bunun için varsın dersiniz. Sahaya giren ilk maskeli taraftar. Ben buna taraftar demiyorum bu taraftar değil. Buna taraftar derseniz orada aklı selim hareket eden Trabzonspor taraftarına küfür etmiş olursunuz. Bu taraftar falan değil. Bunlar her takımda var. Yani Bunların her takımda var. Geçin bunu ya. Ya bunlardan her takımda var. Neyse. Yurt dışından gelmiş. Yeşil zemine ilk giren taraftar HÇ'nin 20 yaşında. Yurt dışından kente gelerek stadyuma girdiği ortaya çıktı. Şimdi <laughs> muhtemelen İçişleri Bakanlığı serbest bırakacak arkadaşı. Yargılayamayacak çünkü başka bir ülkenin vatandaşıdır diye. Muhtemelen. Arkadaşlar Almanya'dan gelmiş. Yani köşe gönderini yerine söküp elini aldığı korner direğiyle Fenerbahçe futbolcularına koşan kişinin başkasının paso ligiyle maça girdiği öğrenilmiş. Yani Almanya'dan maça girmişler. İnanılmaz tehditler şunlar bunlar. Maçtan önce yumruklu fotoğraf. Polis Yomra ilçesinde anca yakalamış. Yani fotoğraflar sosyal medyada. Üçü müfettiş 5 kişilik bakanlık ekibi görevdeymiş. 12 şüphelinin ifadeleri inceleyip saha olaylarının birileri tarafından organize edilip edilmediği araştırılacakmış. Hala herhangi bir açıklama yok arkadaşlar. Yani herhangi bir açıklama ben göremedim. Gözaltına alındılar başka bir şey yok. Yani serbest bırakıldılarsa serbest bırakıldılar deyin. Biz de bilelim yani ne oluyor ne ediyor. Ki muhtemelen serbest bırakılacaklar. Herhangi bir işlem görmeyecekler. Çünkü Fenerbahçe'li değiller. Fenerbahçe'li olsalardı görürlerdi. Fenerbahçe olsalardı tutuklanırlardı. Halkı kim ve nefrete sevk etmekten diye düşünüyorum. Bu da benim düşüncem. Peki Fenerbahçe'de neler yaşandı? Bir de onu konuşalım. Teknik heyet, futbolcular o koridorda baygınlık geçirdi. Koridorda arbede sırasında kafasına duvara çarpan Bright Usai Samuel kısa süreli baygınlık geçirmiş. Dusan Tadic. Mesela atıp tutuyorsunuz Dusan Tadic. Edin Cekobaşlı olmak üzere tecrübeli oyuncuları Arkadaşlarını soyunma odasına götürmüşler. Onlar da Arbede'de hasar almışlar. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam milli takıma bir futbolcumu bile göndermezdim. Bir futbolcumu bile. Siz benim futbolcuma kurban olun derdim. Hem beni futbolcumu linç etsinler. Hem benim futbolcumu öldürmeye niyet Hem de sen federasyon olarak utanmadan bir de benim futbolcumu al milli takımda oynatmıyorum. Göndermiyorum derdim ben olsam. Ama işte bu sefer diyecekler ki bak vatan hainleri. Mesela sosyal medyaya çok enteresan görüntüler yansıyor. Siz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatmama gerek yok. Şey i̇şte güvenlikçi bir Trabzonspor taraftarını tutuyor. Yere düşüyor sonra kaldırıyor devam et hadi diyor. Görüntüler var yani. Livakovic soyunma odasına giderken aldığı darbelerin şokunu yaşamış. Soyunma odasında futbolcular birbirine bir şeyin var mı diye soruyor. Fenerbahçe sağlık ekibi oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yabancı oyuncuların yaşadığı şok İsmail Kartal ve ekibi başlamak üzere tüm takım endişesine sebep oluyor. Ayrıca İsmail Kartal'ı en çok üzen konulardan biri de oğlu Emre Kartal'a yapılan şiddet ve darbe oluyor. Ki bunu Trabzonspor taraftarı da sosyal medyada övünerek gururla paylaşmışlar. Güvenlikçiler Emre Kartal'ı tutuyor 3-4 tane güvenlikçi. Trabzonspor taraftarı da Emre Kartal'a vuruyor 5-6 kişi. Yani sözün bittiği yer sözün, cümlenin, her şeyin bittiği yer. Konuşmanın lüzumsuz olduğu yer. Boşa konuşulan yerdeyiz. Başkan Ali Koç olayların ilk andan itibaren hem yönetimle hem takımla sürekli görüşmeler yapmış. İsmail Kartal'la oyuncularla birebir görüşülmüş. Koordineli hareket edilmiş. Soyunma odasının kapıları kilitlenmiş. Tam 3 saat boyunca soyunma odasında kilitli kalmışlar arkadaşlar. Panik yaşamış. Aileleri <laughs> ulaşmaya falan çalışmış. Falan filan. Sanki savaştaydık, sanki Fenerbahçe çözüm sürecinde bir şeyler yapan şeyler gibiydi. İlginç, gerçekten ilginç. İsmail Kartal'ın oğlunun son durumu ortaya çıkmış bu arada arkadaşlar. Bu kadar olayın sonrasında Emre Kartal'ın durumu ortaya çıkmış. Kafasında ezik, kaburgasında çatlak var. Yasamıcı olunaklara da bilgilere göre Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik oluştu. Kaburgasında çatlak ve ağrı bulunduğu öğrenilmiş. Şiddetli kafa travması yaşamış. Fred'i korumaya çalışırken yaralanmış. Bak Fred'i korumaya çalışırken. Şimdi ben Fenerbahçe taraftarına da bir şey söyleyeceğim. Elinize klavyeyi aldınız bir de Çok delikanlı kesilen bazı kesimler var işte. Ya İsmail Kartal da teknik direktör mü? Teknik direktörümüz kaloriferci falan filan. Merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum. Şu saatten sonra aynısını yapacak mısınız? Bak. Şu cümleyi bitireyim de. Şu cümleleri bitireyim. İsmail Kartal da hürriyeti açıklamalarda yapmış. Asıl olaylar soyunma odası koridorunda oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörler olaya karıştı. Saldırdı. Kavgaya girdi. Bir ara Fred'e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken yaralandı. Kafasına davul tokmayla vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız. Ama ortam tam cam pazarı diye. Ee, İsmail Kartal Abdullah Avcı'yı dövmüş. Yani sosyal medyada böyle bir iddia var. İki tarafa da sorduk ama cevap vermedi. Şimdi ben şuraya geleyim. Hiç o maçın istatistiklerine baktık mı? Hocam böyle maçlarda istatistik konuşulmaz. Niye? Fenerbahçe'nin hakkı yenildiği zaman. Hakemler Fenerbahçe'nin hakkını yediği zaman. Ben hakemi konuşurken. Ya bırak sen de her şeyi hakeme buluyorsun. Diyen siz değil misiniz? Sen sahada top mu oynadın ki konuş. Diyen siz değil misiniz? Niye işinize geldi bir de sahadaki topu konuşmayalım, hakemi konuşmayalım, işinize gelmeyince konuşalım? Merak ediyorum niye? Niye kardeşim? Ben size o günkü maçın istatistiklerini anlatayım dur. Vallahi bak merakımdan. Şimdi gol beklentisi Trabzonspor'un 1.17 Fenerbahçe'nin 0.91. O da penaltıdan dolayı falan beklenti artıyor Trabzonspor'da. İyi de Fenerbahçe 0.91'de 3 gol buldu hocam o nasıl olacak? Şapkadan tavşan çıkartma. Toplu oynama 58-42. Toplam şut 7-7. İkisi takımda 7 şer şutu var. İsabetli şut Trabzonspor'un 3 Fenerbahçe'nin 5. İsabetsiz 3'e 2. Şut engelleme 1'e 0. Korner 10'a 2. Offside 0'a 1. Foul 13 Trabzonspor. 18 Fenerbahçe faul var. Sarı kart 5'e 4. <laughs> Bak hocam hakem Trabzon'a mahvetmiş. Sarı kart çok vermiş. Lan 18 faulde 4 sarı kart aldık. Kaç tanesi sarı kartta? Serbest vuruş 17-13. Taç atışını geç. Kale vuruşunu geç. Büyük şans. Trabzonspor bir kez yakalamış. Kaçan büyük şansı 0. Çünkü penaltı atmış. Fenerbahçe 3 büyük şans yakalamış. Kaçan büyük şans 1. Yani bir tane de net pozisyon kaçırmışız. Ceza sahası içinden şut 6'ya 4. Ceza sahası dışından 1'e 3. Kaleci kurtarışları 2'ye 1. Engellenen gol 0-93'e 0 78 Yani Trabzonspor kaleci bir de gol kurtarmış. İsabetli pas 375'e 258. Uzun top 51'de 27 Trabzonspor 48'de 20 Fenerbahçe. Orta hesabeti 23'te 2 Trabzonspor 11'de 3 Fenerbahçe. Top sürme girişimi 15'te 3 Trabzonsporken 12'de 6 Fenerbahçe. Yani yarı yarıya. <laughs> Gökhan Gönül Ümit Milli Takımıza teknik direktör Levent Sürmen'in yardımcısı olarak göreve başlamış. Hayırlı olsun. En azından tanıdık bir isim. Neyse top kaybı 119 Trabzonspor 104 Fenerbahçe. Fenerbahçe rekor kırdı. Tarihi bir rekor arkadaşlar. Top kaybetmedeki negatif rekor. Negatif rekor. Kazanılan ikili mücadele 39 Trabzonspor 49 Fenerbahçe. Kazanan hava topu 10 Trabzonspor 14 Fenerbahçe. Top çalma 11 Trabzonspor 17 Fenerbahçe. Pas arası 8 Trabzon 9 Fenerbahçe. Tehlike engelleme 12 Trabzon 24 Fenerbahçe. Ama o maçın ben Freddy konuşamadığımıza çok üzgünüm. 8,5 puanla oynadı. Dusan Tadiç 7.6 ile oynadı. 2 asiste rağmen belki de 3 asist. Şimdi Tadiç 90 dakika 2 asist. O 23'te 10 isabetli pas. 2 kilit pas. Yaratılan büyük şans. 1 isabetsiz şut. 1. İkili mücadele 4'te 3, hava topu 1'de 1 kazanmış. Yani 5'te 4 kazanmış ikili mücadele. Ona rağmen 7.6 vermişler. Haksızlığa, adaletsizliğe bak. 2 asist hep 7.6 versinler bu kadar ikili mücadeleye. Kilit pasa rağmen. Fred 90 dakika 2 gol. Ki gol beklentisi 0.34. 37-31 pas isabeti. 1 kilit pas. 3'te 3 uzun top. 2 isabetli şutu var. Top sürme girişimi 1'de 1. 8'de 4 ikili mücadele. 1'de 0 hava topu. Başka? 2 top çalma. 2 adam kaçırması var. 8.5 vermişler. Mesela. Osay Samuel. Sarı kartı 7. Cezalı duruma düştü. Tehlike engelleme. 3 pas arası 1. 4'te 1 ikili mücadele kazanma. Hava topu 1'de 1. 24'te 21 isabetli pas. 6.6. Hayır. O sayı Samuel'in bir de maç sonu performansı var. Maç sonu performansına 10 puan alması lazım. Mecbur yani. Başka da oyuna sonradan giren Serdar Dursun'a asist yazıldı mı onu merak ediyorum. Evet asist yazılmış Serdar Dursun'a bir asist. Batu Şua'yı attırdığı golde. 22 dakika. 6.8 vermişler. Batshuayi'ye 7 buçuk vermişler. 22 dakikada bir gol. 2'de de bir isabetli pas. Topla buluşma 6. isabetli şutu 2. Bir de dönerek vurdu ya. Vesaire vesaire. Ben bunu niye anlattım? Hiçbir önemi yok. Ondan dolayı anlattım. Arkadaşlar. Aylardır. Hatta yıllardır. Fenerbahçe'nin hakkı yenildiği zaman. Diyorsunuz hocam. Sen de hep hakem konuşuyorsun. Fenerbahçe hakemle puan kaybettiği zaman ki bugüne kadarki kadrolar çok tırttı Fenerbahçe'nin. Ancak bu sene kütürük eriği gibi kadro kurduğumuz için kütürük eri kadrosu kurduğumuz için bu sene hakem Fenerbahçe'nin hakkını çalmaya başladığı anda Fenerbahçe topçuları bir karakter gösteriyor. Belki bireysel yeteneklerle, belki sistemle, belki başka şeylerle bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe'yi bu sene Çatır çatır takım kurmuş, her şeyi yapmış. Her şeyi becermiş. Ama yine hakemlerle mücadele ediyor, rakiplerle mücadele ediyor. Bu düzenle, düzenekle mücadele ediyor. Şimdi bana hak vermeye başladınız herhalde, değil mi? Hocam, şimdi hak vermeye başladım diye. Yani bu düzen Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz. Yapacağını da çalar. Bugün Trabzon'da bu maçlar yaşandı, şöyle oldu, böyle oldu. Peki başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yarın Adana Demirspor maçı var. Kadıköy'de. Kadıköy'de Adana Demirspor maçında Fenerbahçe'nin 10 futbolcusunun sarı kart, ikinci sarı kart ya da direkt kırmızı kart yemeyeceğini garantisini verir misiniz? Gözünün üstünde kaşın var diye veremezsiniz. Veremezsiniz. Peki Süper Kupa maçında milletin birbirine girmeyeceğine garanti verebilir misiniz? Verilecek ödüllerden ya da cezalardan dolayı ortalığın karışmayacağını garanti verebilir misiniz? Ben Fenerbahçe yönetimine söylüyorum. Elinizde ciddi bir koz var. Ligden çekildik deyin. Daha önce de söylediğim gibi. Yani Fenerbahçe ligden bu şekilde çekilecek. Diye anlattım. Canlı yayında anlattım ama uzun bir canlı yayın muhtemelen çoğunuz tahammül edememişsinizdir bana. Bazen ben bile kendime tahammül edemiyorum. Fenerbahçe ligden şu şekilde çekilecek. Ligin kalan bölümünde genç takımı sahaya sürecek arkadaşlar. Yasal olarak buna hakkı var. Maç başlayacak. Fenerbahçe futbolcuları maç başlar başlamaz dışarı çıkacak. Hakemler izinsiz dışarı çıkmanın cezası sarı karttır. Hal böyle olunca dışarı çıkan oyunculara sarı kart birer tane. Sonra tekrar maç başlayacak. Futbolcular tekrar sahanın dışına çıkacaklar. İkinci sarı kart 5 birden oyundan atılacak. Fenerbahçe hükmen yenilecek. Ve yeni sezonda da Fenerbahçe lisans başvurusu yapmayıp sahadan çekilecek. Olabilir mi? Olabilir. Herhangi bir ceza var mı? Herhangi bir ceza yok. Peki hocam bunu yapmakla direkt ligden çekilsek, direkt çekilme de var. Zaten 2 Nisan'da bunların hepsi konuşulacak. Ama şu anki senaryo böyle gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu niye söyledim? Bunu şundan dolayı söyledim. Bilin istiyorum. Oynanan oyunları bilin. Hocam Fenerbahçe blöf yapıyor. Başta vallahi ben de öyle zannettim. Yani yalan söylemeyeceğim. Ben başta kendi adıma söyleyeyim. Lan biz blöf yapıyoruz dedim. Ya çekilip ne yapmayız dedim. Ali Koç işte her zamanki gibi konuşuyor, konuşuyor. bir şey çıkmaz falan dedim. Ancak yönetime yakın kime sorarsam sorayım hepsinden aynı cevabı aldım. İki Nisan'da çekildik bizlikten diyor. Biz olmayacağız diyor. Çünkü şampiyonluğumuzu çaldılar, yine çalacaklar diyor. Bir şey söyleyeceğim. insanları buraya iten şey ne ya acaba? Yani Galatasaray lobisi mi? Başka bir şey mi? Aynı zamanda da o Trabzonspor taraftarı ad altındaki arkadaşlar belki Galatasaraylıdır. Belki Beşiktaşlıdır ben bilemem. Yani siz bileceksiniz. Ben hiçbirinin ceza alacağını da zannetmiyorum. Ha, Fenerbahçe sporcuları ceza alır mı? Alsın. Hepsine 15 maç 20 maç versin. Mesela Osterbody'ye 50 maç ceza versinler. Vermezlerse adam değiller. Versinler. Bundan sonra da herkes saha zeminine iner. Futbolcularla kavga eder. Kimi küme düşürmek istiyorsun? Galatasaray'ı. Tut 10 tane adam. De ki ben size içeride bakarım. Size 5'er milyon TL. 10 tane adam 50 milyon TL. Yani 2 milyon euro yapmaz. Düşür Galatasaray Lig'den. Çok ciddi kararlar alacaklar. Ama Fenerbahçe Lig'den böyle çekilecek arkadaşlar. Ben size Lig'den çekilmeyi anlattım. Ee, yani Fenerbahçe'nin sistemi bu olacak. Ve Bekle bizi Avrupa Ligi. Yani Avrupa'dan o lig. Arkadaşlar Ali Koç herhalde başka liglerle de görüşme halindedir. Diyecektir bizi kabul edin diye. Hal City'ye futbolcuları kiralama bu da bir ihtimal. Önemli bir şey olmadıkça, savaş vesaire olmadıkça, kendi ligin vesaire kurulmadıkça, çok çok ciddi bir şey olmadıkça hiçbir lig seni kabul etmiyormuş normal şartlarda ama önemli bir şey oldu arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bir sürü başvurusu var. Bu kadar başvuruya rağmen cevap vermeyen bir federasyon var. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin eli güçlü. Bakalım 2 Nisan'a kadar ne olacak ama dediklerimi unutmayın canlı yayında da söyledim. Burada bir kez daha tekrar edeyim. 2 Nisan'a kadar sağlık sorunları nedeniyle istifa edip Mehmet Büyükekşi Federasyonu bırakabilir. 2 Nisan günü kalp krizi geçirebilir ki muhtemel Fenerbahçe'nin çekilme kararından sonra liglerin oynanmaması lazım. Burada Fenerbahçe'yi falan ikna etmeleri lazım. Şu anda inanmıyorlar. Şu anda Fenerbahçe blöf yapıyor zannediyorlar. Bu kafayla da devam etsinler. Fenerbahçe'nin blöf yaptığına inanacak kafayla devam etsinler. O yüzden biraz daha bekleriz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Her gün yeni gelişmelere hazırlıklı olun. Yeni görüşmelere hazırlıklı olun. Ben an, an elimden gelince aktaracağım. Sizlere de teşekkür ediyorum kanala destekleriniz için. Şimdi anladınız mı? Sezon boyunca İsmail Kartal konuşmanda lüzum yok. Futbol konuşmanda lüzum yok. Taktik konuşmanda lüzum yok. Sistem konuşmanda rakibin 3-2 yeniliyor. Kasımpaşa'nın net penaltısı verilmiyor. Pozisyon dönüyor. Ceza sahasına giren arkadaşa arkadan bir müdahale yapıyor. Kırmızı kartla alakası olmayan, zaten son adam olmayan kişiye direkt kırmızı kart bir de penaltı veriliyor. Ki öncesinde 50 oynuyor arkadaş. Fenerbahçe maçında olsa Kasımpaşa'ya penaltı verilir. Kasımpaşa 4-2 önde. Gelen şeyde var, devreye girer der, dur der, orada el var der. Maç 4-2 biter. Fenerbahçe Trabzon'da kazanır, tekrar liderliği alır. Psikolojik üstünlüğü ele aldı diye o, sağdan solda reklamlar şunlar bunlar Galatasaray karışır. Kendine yerdi. Eğer düzen Fenerbahçe lehine işlemiş olsaydı. Şimdi sıradaki maça odaklandılar. Adana Demir maçına. Muhtemelen Fenerbahçe tribününe provokatif kişileri yerleştirecekler arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe tribünden bilet almak çok kolay. Parayı basıp alacaklar. Muhtemelen o maçta sahaya inen taraftar falan yapacaklar. Ben şimdiden söyleyeyim. Boşuna oynamanın lüzumu yok. Bitti lig. lig bitti. Lig, Trabzon depresmanda bitti lig. Ligin şampiyonu Fenerbahçe'dir. Hakkıyla tertemiz şampiyonu Fenerbahçe'dir. Lig bitti o gün. Bu saatten sonrası federasyonun bileceği iş, yetkililerin bileceği iş. Ama ben diyorum eğer Fenerbahçe lige devam ederse bir alay konusu olur, iki maskara olur, üç Ali Koç şamar döner, herkes alay eder. Kepslere konu olur. Dört Fenerbahçe standaki ilk maçta emin olun provokatif kişileri yerleştirirler. Saha zeminine bir şeyler yaparlar, onu yapalım. onu yapalım, ortalığı karıştırırlar. Millet birbirine girer. Zaten hakemi de ayarlıyorlar çok kolay bir şekilde. Hakem 3 tane Fenerbahçe oyuncusuna sarı kart bitti. Ya da 3 futbolcuya kırmızı kart yani senin süper kupa maçınız vardı. 3 maç mı üzeri ceza alın da Galatasaray maçında oynamayın diye. Mesela bir Fred gitti. Fenerbahçe'nin sistemi çok diye Galatasaray çok rahat şey yaptırabilir. Ya da bir sonraki maç. Deplasmandaki maç. Fenerbahçe tribünün içine bir tane şey koymak çok mu zor? Ya pasolikle falan girmesine bile gerek yok. Herkes her şeyi ayarlayabiliyor. Stada kelebek sokuluyorsa bıçak. Maskeyle giriliyorsa. Maskeyle maç izlenebiliyorsa. Köşe gönder alıp bıçak niyetine kullanılabiliyorsa bu kadar kişi sağ zemine girebiliyorsa her şey olabilir. Fenerbahçe sporcuların can güvenliği için Ali Koç'un itibarı için Fenerbahçe'nin itibarı için zaten Fenerbahçe ligden çekilecek. Bakalım sonrasında ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum herkese destekleriniz için. Lütfen Fenerbahçe'lik kardeşlerinizi kanala davet edin. Hocam Fenerbahçe kapanıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Destek olsak mı? Fenerbahçe kapanmıyor. Fenerbahçe ligden çekiliyor. Biz yeni bir sayfa, yeni bir kitap yazmaya başlıyoruz. Gelin bu kitabı birlikte yazalım. Sevdiğiniz eşiniz, dostunuzu kanala davet edin. Birlikte yazalım. Görüşmek üzere.